Şimdi hocam devam ediyorum. Daha önce okuduğum bir kitapta uyurken bile beynimizin dinlenmediğini öğrenmiştim. Bize göre zaman 24 saat. Beyne göre bu zaman nasıl? Biz 24 saat yaşadığımızda bu beynimize çok mu geliyor yoksa çok mu kısa, çok mu kolay? Uyku da bu soruya dahil değil mi baştaki? Uykumuzda uykuda beynimiz dinlenmiyor kısmı. Evet, bu sorunun devamında. Şimdi aslında uyku beynimizin dinlendiği bir zaman ama beynimiz bizim bedenimiz gibi durarak dinlenmiyor. Uyku beynin aktif olduğu bir zaman, yani beyin bizim vücudumuz gibi durması gerekmeyen bir organ ama biraz çer çöp temizleme, biraz kendini yenileme, biraz da arşiv düzenlemesi yapabilmesi için günlük çalışma ritminin dışına çıkması lazım. Biz uykuyu o yüzden uyuruz. Bu şey gibi düşünün, hani bazen web sayfalarına girersiniz de şu anda bakım yapılmaktadır, işte bir saate kadar sizlerle beraber olacağız diye bir mesaj çıkar ya, o sırada web sitesinde bir şeyler düzenlemektedirler. İşte bizim beynimizin uyku durumunda biraz buna benziyor. O anda bir restorasyon çalışması, efendim yenileme çalışması ya da temizlik çalışması var. En gıcık olduğum şey mesela bazen çok böyle tuvalete sıkışırsın, tam gireceksin, tuvalet önüne kuka koymuşlardır. İşte bakım var, buraya girilmez, bir de mekandaki tek tuvalettir falan. Ama ne yapacaksın işte, arada bir böyle olayın idame ettirilebilmesi, oranın temiz tutulabilmesi için ara ara böyle durumları uygulamak lazım. 7-24 hep kullanıma açık olamıyor. Beynimiz de öyle. Uyku beynimiz için uyuduğumuz bir şey dolayısıyla. Şöyle yapılan çalışmalar var yani. Normal uykunun süresi ne kadardır diye bir soru çok soruluyor. İnsan için normal uyku süresi diye bir şey yok. Gençlikte daha fazla olmak üzere genelde, yaşlandıkça biraz uyku süresi kısalıyor. Ama saat çalmadan uyandığınız, yani uykunuz gelince uyuduğunuz ve saat çalmadan uyandığınız her uyku normal ve güzel uykudur. Sabahları saatle uyanmak, alarmla uyanmak zorundaysanız, ki artık telefonla uyanıyoruz genellikle, bu durum biraz şey, uykumuzun kalitesinin düşük olduğunu gösteriyor. En azından yeterince uyuyamadığımızı gösterir. Peki beynimizin bir günü ne kadar? Beynimizin bir günü öyle hesaplaması kolay bir şey değil. Şimdi biz devamlı dış şartlardan sinyal alarak güneş doğdu, güneş battı, ona göre yaşıyoruz ama şöyle deneyler yapıyorlar. İnsanları yerin altında kapalı laboratuvar ortamlarına alıyorlar. Dışarıdan hiç güneş ışığı falan filan yok. Sabit ışıklandırma, bazen de insanların kendi ayarlayabileceği ışık karanlık döngüleri. Yani istediği zaman lambayı kapatıyor, istediği zaman lambayı açıyor. Günlerce, haftalarca insanlar tutulup, gönüllü olarak tabii ki, zoraki değil, belli ölçümler alınıyor. Ve bu ölçümler sonucunda gördüğümüz ilginç bir şey var. İnsanlar dışarıda hiç güneşte ne olup bittiğini bilmeseler bile, yani gün ne zaman doğuyor, ne zaman batıyor görmüyorlar. Ama yine kendi uyku uyanıklık döngülerini sürdürüyorlar. Yaklaşık 25 saatten biraz daha uzun bir içsel saatimiz var gibi. Böyle bıraktığın zaman mesela haftalar, aylar sonra biraz dışarıdaki gece gündüz döngüsüne göre kaymış bir uyku uyanıklık döngüsü başlıyor. Fakat biz normal dışarıda yaşarken, özellikle yarı kürenin çok kuzey kısımlarında, mesela Kuzey Avrupa ülkeleri gibi ya da Kuzey Sibirya gibi yerlerde yaşamıyorsanız, normal ışık karanlık döngülerine gözümüze değen ışık ışınları sayesinde, güneş ışınları sayesinde adapte oluyoruz ve her sabah gözümüze güneş ışığı geldiğinde bizim o biyolojik saatimiz tekrar bir resetleniyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde mesela depresyon hastalıkları çok yaygın. Sebebi yeterli güneş ışığını özellikle kış aylarında alamamaları. Yaz aylarında da gece olmuyor, yani öyle bir şey. Ben ilk gittiğimde Ağustos'ta Danimarka'da böyle gözlerim kapanıyor falan, bakıyorum dışarıda daha böyle akşamüstü gibi, yani daha bayağı güneş var. Saatime baktım 11.45, gece yarısı olmak üzere daha güneş batmamış doğru dürüst. Böyle içime fenalıklar geldi. Sonradan ya dedim, biz bayağı kuzeye geldik ve gerçekten orada bir ay falan kaldığınızda, Türkiye gibi daha orta enlemlerden geliyorsanız, sersem gibi oluyorsunuz. Yani çok zorlanıyor insan ve gerçekten insan fizyolojisini sarsan bir durum var. Sürekli orada yaşayan insanlarda da bu ışık dengesizlikleri saati resetleme konusunda bazı sorunlar yaratıyor ve ciddi insanlar böyle depresif hallerde bulunabiliyorlar. Orada da bizim burada da özellikle, yani bizim bu enlemlerde yaşayanlarda da mevsimsel afektif bozukluk dediğimiz bir şey vardır. Bu havalı isim şu anlama geliyor. Sonbahar gelince, hava kapanınca böyle modu düşenler, morali bozulanlar, biraz depresyona girenler var ya, işte onun adı seasonal affective disorder diye geçer İngilizce'de. Duygu durumu bozuluyor insanların mevsimsel olarak. Bak, bunlara tedavi için ne yapılıyor biliyor musun? Böyle
floresana benzer lambalar var. Güneş ışığının derecesinde ışık veriyor yani. Parlaklığı güneş ışığı gibi. Sadece sabah kalktığında gözlerine bir 10-15 dakika o ışığı yakıyorsun. O parlak ışık göze geldi. Ya tabii öyle gözüne tutmuyorsun da bulunduğun odaya yakıyorsun. Mesela benim şu anda yayın için yaktığım ışık gibi. Öyle beyaz ışığı birkaç gün, birkaç hafta boyunca aldığında insanlarda depresyon belirtileri azalıyor. Bu ne demek? Biz aslında dış dünyadaki ışık karanlık koşullarıyla sürekli karşı karşıya kalmalıyız ki sistem resetlensin. Ama sevgili Büşra ve genç arkadaşlar, en önemli mesajıma geldim. Akşam güzel güzel yatıp uyuyacaksınız. Ama elinizde bir tablet telefon. Gözünüze cöldür cöldür mavi ışık geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Beyniniz karanlıkta kalıp onarıcı hormonlar salması gereken o saatte o sert ışıkla karşılaştığında bir anda diyor ki galiba gene gündüz. Yani daha gece olmadan sabah oldu. O zaman ben bir saati resetleyeyim. Aynı gündüzmüş gibi hareket etmeye başlıyor. Bunun sonuçları çok uzun yıllar devam ederse özellikle çok ağır maalesef. Beyniniz gece onarılamıyor, temizlenemiyor. Hafıza mekanizmalarınız zarar görüyor, öğrenme yeteneğiniz düşüyor. Duygularınızı ve dürtülerinizi kontrol edebilme kabiliyetiniz gittikçe azalıyor. Bir şeyler yapma konusunda gittikçe daha fazla isteksiz oluyorsunuz. Zorluklar karşısında hemen pes ediyorsunuz, motivasyonunuz düşüyor. Yani bizi arkadan gaza getiren her türlü destek kuvvetini yavaş yavaş kaybediyoruz. O yüzden sevgili özellikle genç arkadaşlara, ki genç arkadaşların beyni deli gibi gelişiyor ve çalışıyor. O yüzden onlara özel önerim. Akşam olduğunda lüzumsuz ışıkları söndürün ve yatacağınız vakit lütfen odanızda ışıklı bir şey bulundurmayın. Işık açık uyumak da çok iyi bir fikir değil ama gözünüze giren o tabletlerin, telefonların ışıkları gerçekten zararlı. Hiçbir şey kendinize bu eziyeti yapacak kadar eğlenceli olamaz. Dolayısıyla belki bir gece oynayınca, iki gece, üç gece, beş gece oynayınca bir zarar görmeyebilirsiniz ama bu çok hızlı bağımlılık yapan bir durumdur ve bir süre sonra uyku düzeniniz bozulursa da toparlamak çok zor. İleride de faturası biraz can sıkıcı olabilir. O yüzden geceleri karanlıkta, gündüzleri mümkünse caldır caldır ışığın altında olmayı ihmal etmeyelim. Hayat dünyanın döngüleriyle beraber yaşadığınızda güzel. Kendi teknolojimizin içine çok fazla kapıldığımızda hep ciddi sorun yaşama ihtimalimiz var. Bunu unutmayalım. Ağzınıza sağlık hocam. Özellikle bu dünyanın döngüleriyle yaşamamız lazım. Ama bir tane yorum gördüm. Vallahi cevap vermem lazım. Gökçen Andurmak. Hatta bunu ekrana çekeceğim bir dakika. Evet. Bak çektim. Sorunun formülasyonu çok güzel. Ben bunu alacaktım soru listesine. Evet, siz evet. Hemen ama ben hemen alayım, dur çok canım çekti. Hocam siz çok uzun süre konuşuyorsunuz ya, sonrasında mental bir yorgunluk oluyor mu? Çenenizin bağı yoruluyor mu? Bak bu çok güzel. Ben 3 saat toplantı sonrası çenem ağrıyor ve beynim duruyor sanki, enerjim düşüyor. Gökçen'cim ben daha önceki bir soru yorumda Hazal gaza getirmişti gene beni, ne sorduysa hatırlamıyorum. Orada bir laf etmiştim, sonra sosyal medyada o laf çok paylaşılır oldu. Zor iş yoktur, az aşk vardır diye bir laf çıkmıştı benden. Daha önce söyleyen var bilmiyorum ama güzel lafmış. Ben de sonra dikkat ettim ve gerçekten benim hayatımda çok önemli bir gerçeği yansıtıyor. Ben 11-12 saat kesintisiz konuştuğum günleri biliyorum. Biz en çok biliyoruz hocam. Evet, Hazal da biliyor. O derslere Hazal da giriyordu. Onların perti çıkıyordu. Bana bir şey olmuyordu. Bana bir şey oluyordu. Bedenen yoruluyordum ama o dediğin çene bağı bir türlü ağrımıyordu. Ve ben ona şükrediyordum sürekli. Yani ya nasıl bir organ bu çene? Sabahtan beri çalışıyordu yorulmuyor falan filan diye. Gerçekten aşkla yaptığınız işte fiziksel yorgunluk hissetmeniz çok zor. Bak bu kadar konuşup da yorulmayan adam, ben de sıkıcı bir toplantıda 45 dakika geçsin vallahi ağzımı açasım gelmiyor. Çünkü orada aşk yok ama burada aşk var. Bu işi aşkla yapıyorsan, bu konuşma olur, koşu olur, taş taşımak olur, hiç fark etmez, yorulmazsın. O yüzden çok şükür aşkla yaptığım bir şeyi yapmak için her zaman fırsatım var. En azından bu fırsatın çok olacağı yerler icat etmeye, oralarda bulunmaya çalışıyorum. YouTube'da bunun tam yeri valla. Hazal da veriyor gazı. Daha ne olsun işte. Konuşup konuşup duruyoruz. Bir yerim ağrımıyor Allah'a şükür. Ama bazen kendi sesimden rahatsız olmaya başlıyorum. İşte o zaman konuşacak başka birilerine, yani bana konuşsunlar diye. O zaman da açıp ya bir canlı konferans bilmem ne ya da YouTube'dan ya da işte o uzaktan eğitim sistemleri olan bir yerlerden bir şeyler açıp dinliyorum. Sonra hemen gene konuşasım geliyor, bir şey öğrenince işte ne yapacaksın? Bu da meslek hastalığı. Güzel soru için teşekkür ediyorum Gökçen.